Sevgili dostlarım merhaba, ben Samet. Öncelik olarak en eğlenceli YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, bugün sizlerle beraber YouTube'da ve TikTok'ta nasıl yayın yapıyoruz ve bu yayınları nereden yapıyoruz, hangi odada yapıyoruz, hangi sistemi kullanıyoruz, bunları anlatmaya çalışacağım. Umarım hepiniz için eğlenceli bir içerik olur diye düşünüyorum. İsterseniz videomuza geçelim. Sevgili dostlarım, şimdi isterseniz ilk önce oyuncu koltuğumuzdan bahsedelim. Oyuncu koltuğumuz tamamıyla yerli bir marka. Turkcit firmasının bir koltuğu. 2 sene önce almıştım. Bilgisayarla beraber almıştım açıkçası. Gerçekten çok rahat. Yani piyasadaki yabancı markalara da taş çıkartır. Otururken belinizi kavraması, sırtınızı kavraması, saatlerce oyun oynadığınızda dahi ağrıtmaması gerçekten çok önemli bir etken sevgili dostlarım. Onun haricinde bilgisayarımızın ekranı 27 inçlik bir ekrana söz konusu. Şöyle ileteyim, yani 27 inçlik bir ekranda hem yayını açıp hem de oyunu çok rahat oynayabiliyorsunuz ve herhangi bir şekilde donma ya da kasma meydana getirmiyor. Kasa özelliklerinden bahsetmek isterim sizlere. 650 wattlık bir güç kaynağı var kasamızda. 32 GB'lık bir RAM söz konusu ve bir adet de GTX 1050 Ti'lik 4 GB'lık bir ekran kartımız var. Aynı zamanda M.2 SSD artı 2 TB'lık hard disk mevcut arkadaşlar ve 11400F'lik bir i5 işlemciye sahip kasamız. Kasamızın neden eğer RAM'in yüksek, ekran kartının düşük olduğunu soracak olursanız, bu aslında bir oyuncu bilgisayarı değil, bir montaj bilgisayarı. Bu nedenle ekran kartı çok önemli değildi. Benim için RAM önemliydi ve bu nedenle 32 GB'lık bir RAM aldık arkadaşlar. 650 wattlık güç kaynağı da yine aynı şekilde bilgisayar uzun saatler çalıştığından kaynaklı montaj yaparken gücün biraz daha fazla olması gerekiyordu. Çünkü düşük güç kaynaklılarda montajlarda çok zorlanabiliyorum. Bu nedenle saatler almak yerine dakikalar içerisinde montajı gerçekleştiriyor. Bizim soğutma sistemi şu an ekranımız LED şeklinde ama 4 adetlik bir RGB fan mevcut. Şöyle de kasanın içini gösterelim sizlere. Gerçekten tamperli cam olduğu için rengarenk ışıklar altında hem oyun oynamak hem de montaj yapmak çok zevkli oluyor. Yine mousepad'imiz yaklaşık olarak 1 metre olması lazım. Tam emin değilim ölçüsüne. Preo marka, yani Teknosa'dan aldığımız bir mousepad. Aynı zamanda klavyemiz de Preo. Aynı zamanda faremiz de Preo arkadaşlar. Ekranımız Asus. Yani isterseniz dikey ekran olabiliyor, isterseniz yatay ekran olabiliyor. Yani ikinci bir ekran olarak kullanmak isterseniz dikey modda da kullanabilirsiniz. TikTok Live üzerinden TikTok'tan yayın yapıyorum. Ama TikTok Live'in şöyle bir kötü özelliği söz konusu. Onu da belirtelim. TikTok Live'den bilgisayar üzerinden yayın yaptığım zaman mesela yayın adedi 100 kişi, 120 kişi arasında bazen değişebiliyor. Ama mobilden yayın yaptığım zaman, çünkü TikTok bir mobil uygulama, o zaman da 200 ya da 300 kişiye ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Burada bu bilgisayar mesela şu anda Forza Horizon 5'i yüksek ayarlarda oynatabiliyor. Çok rahat oynatıyor hatta. Ama ekstra ayarda maalesef kasma, donma, ekran kartından dolayı meydana getirebiliyor. Zaten yüksek ayarda dahi çok net ekran. Yani GTX 1050 Ti aslında kötü bir ekran kartı değil. Zamanın en efsane ekran kartlarından, ama şu anki 3050 Ti, 3060, 3060 Ti gibi ekran kartları yanında maalesef biraz bebek gibi kaldığını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Masayı ben BİM'den almıştım bu arada. 600 lira mı neydi masa? Şu an sistemim satılık ama sistemim mesela il dışı satmam herhalde. Gelen adam, yani alacak olan adam gelir, testlerini yapar. Testlerini yaptıktan sonra isterse alır, aynı şekilde koltuk, masa, işte klavye, fare ne varsa alır götürür. Yani tam takım bir sistem olarak alır götürebilir arkadaşlar. GTA 5'i çok rahat oynatıyor. GTA 6'yı da oynatacağını düşünüyorum. Çünkü herhangi bir sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Valorant'ta en düşük FPS ayarlarında 200-250 FPS, bazen 300 FPS'e kadar çıkabiliyor. Vantilatörümüz Arçelik marka olup burada saatlerce oyun oynadığımız ya da montaj yaptığımızda yanarsak diye oraya koymuş olduğum bir tane vantilatör arkadaşlar. Bizim sistemimiz bu şekilde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu arada M.2 SSD'ydi, gerçekten çok hızlı. Şöyle iletebilirim sizlere, normal SSD'ye göre 256 GB bir SSD var ama 2 TB'lık hard diskimiz olduğu için bana sadece açılışta ve oyunlar yüklemede hızlı olsun diye
küçük bir SSD taktım. Ama diğer taraftan belgelerim, işte kayıtlı videolarım, fotoğraflarım dediğim zaman da hard disk yeter diye düşündüm arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz efendim? Yorumlarda lütfen belirtin, bir bakalım ne var ne yok, nasıl olmuş sistemim hakkında, Oda Blue hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda görüşürüz umarım. Aynı zamanda burada yani kafamızı sağa çevirdiğimiz zaman, artık montajdan bıkıp normal bir hayata geçiş yapmak istediğimiz zaman ise iki tane akvaryumumuz var. Burada yine yayın yaptığımız tripodumuz var. Bu akvaryumlara da bakarak artık gerçek dünyaya geçiş yapabiliyoruz sevgili dostlarım. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.